Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. TYT, KPSS ve MSU konu anlatımlarına devam ediyorum. Ee, bu videomla birlikte yazım kuralları serisine başlıyoruz. Büyük harflerin kullanımı, e, ay ve gün adları, sayıların yazımı, kısaltmalar, D2 ve mi'lerin yazımı, ikilemeler, pekiştirmeler, bileşik kelimelerin yazımı gibi bir 4-5 videoyu bulacak olan bir serimize başlıyorum ve bu videomda size Büyük harflerin kullanıldığı yerleri anlatmaya çalışacağım. Umarım sizlere bir katkım olur, sizlere faydam olur diyelim ve hemen anlatımıza başlayalım. Ee, özellikle yazım krallarında büyük harflerin kullanıldığı yerlerle alakalı baya bir madde vardır. Neden böyle bir durum söz konusu? Çünkü malumdur ki Türkçe'de özel isimler büyük harfle başlar. Aslında burada anlattığımız birçok madde nedir? Özel isimleri bir anlamda hatırlatma olayıdır. Peki şöyle bazı maddeleri hızlı geçeceğim. Ama bazı maddelerde üzerinde önemli durmak istiyorum. Ee, bir defa biz e, insan adlarını ve soyadlarının büyük harfle yazıldığını zaten ne yapıyoruz biliyoruz. Burada herhangi bir örnek vermek istemiyorum. Ee, hayvanlara verilen takma adlar maddemiz var. Bundan kasıt nedir? Evimizde veya bahçemizde beslediğimiz kedi, köpek gibi bir takım hayvanlara yine bizim kendi taktığımız isimlerdir. İşte bunlar ne olabilir? İşte boncuk olabilir. Ee, ne bileyim karabaş olabilir, e, fındık olabilir. Yani herkes kendisine göre isimler takmış olabilir. Bunlar özel isim işlemi görecek ve büyük harfle başlayacaktır. Yine diğer bir maddemiz millet, soy, ırk adları, ülke adları ve yer adları büyük harfle baştan. Millet, soy veya ırk derken ne olabilir? İşte mesela Türk. İngiliz, Arap gibi. Ee, mesela ülke derken Türkiye, Türkiye, Almanya, Fransa gibi. Yer derken Antalya, Isparta, Paris gibi. Yani bunlar yer bildiren ve e, özel isim olan kelimelerdir. Bunlar büyük harfle başlayacak. Diğer bir maddemize geldiğimizde gördüğünüz gibi kurum, kurul, kuruluş ve iş yeri adları büyük harfle başlıyor. Artı bir de, artı bir de. Hemen burada not düşmüşüz. Bunlara gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. Bu çok önemli. Birçok arkadaşımız burada unutuyor, hata yapıyor. Bence buraya bir dikkat işareti koyalım. Yani dikkatini çekmek istiyorum. Mesela biz Akdeniz, Akdeniz, üniversite, üniversitesine derken normalde aslında büyük harflerin kullanımını anlatıyoruz ve Akdeniz Üniversitesi derken, burası bir kurum adı, kuruluş adı neyse, büyük harfle başlar. Ama ama dikkat edelim, Akdeniz Üniversitesi ne derken, burada bu isme gelen çekim eki gördüğünüz gibi kesmeyle ayrılmıyor. Neden ayrılmıyor? Çünkü söz konusu isimlere gelen ekler kesmeyle ne yapmayacak, ayrılmayacak. Ee, mesela şöyle bir şey olsaydı yine Ak e Akdeniz Akdeniz Pasta Nesinde çalışıyor derken bu bir iş yeri adı oluyor. Değil mi arkadaşlar? İş yeri adı bunlar büyük harfle başlar ama dikkat buna gelenekler ekler kesmeyle ayrılmayacak. Yine şöyle bir örnek verebilirim. Bakanlar Bakanlar Kurulu'nu topladı derken bakın bir kurul adı var. Büyük harfle başlıyor ve buna gelenekler kesmeyle ile ayrımadı gördüğünüz gibi bu önemli ha e, bu konuyu bilen arkadaşlarımızın aklına şu gelebilir unutmayalım arkadaşlar bunu e, Avrupa e, Avrupa Birliği ne derken Avrupa Birliği ne derken e, bu ifadeyi yani bu örneği ne yapacağız yukarıdaki kurallardan ayrı tutacağız bu istisna olacak bizim için. İstisna unutmayın. E, çünkü Avrupa Birliği aslında bir kurum, kuruluş adıdır. Avrupalı bazı devletlerin oluşturduğu birlik. Bunların kendi içinde yaptıkları bir takım toplantılar, aldığı kararlar falan vardır ama Avrupa Birliği aynı zamanda sanki Avrupa'yı karşılayan bir ifadeymiş gibi düşünülebilir. Dolayısıyla burada e, bu örnekte kesme kullanılıyor ama bunun dışında e, kurum, kuruluş adına gelenekler, İş yeri adına gelenekler kesme ile ayrılmayacak. Geçiyoruz başka bir maddemize. Ünvan sıfatları diyoruz ama başta dikkat. Ünvan değil unvan şeklinde yazılıyor. Ee, ve unvan sıfatları nedir? İsimlerin önünde veya ardında kullanılan onlarla ilgili saygı veya tanıtma ifade eden kelimelerdir. Şöyle örnek verebiliriz. Şöyle örnek verebiliriz. Bura, buraya, buraya, buraya öğretmen öğretmen Ayşe hanım'ın çocuğu geldi derken şimdi burada isim olan yer neresidir Ayşe yalnız biz bu Ayşe'nin öğretmen olduğunu anladık yani bir ne yaptı tanıtma ifade etti artı ben öğretmen olduğu için saygımdan dolayı ne diyorum ee, Ayşe hanım diyorum ve saygı ifade eden kelimelerde nedir? Büyük harfle başlıyor, gördüğünüz gibi. Peki şöyle olsaydı, şöyle olsaydı buraya buraya bir öğretmen çağırdık dediğimizde dikkat ederseniz öğretmen kelimesini küçük harfle yazdım. Neden? Yukarıdaki örnekten farklı olarak bir isme bağlı değil. Öğretmen Ayşe, öğretmen Ali ya da Ayşe öğretmen, Ali öğretmen gibi bir isme bağlı olmadığı için ne olacak burası? Küçük harfle yazılacak. Peki akrabalık isimleri lakap hariç küçük harfle başlar denmiş. Son zamanlarda yine e, özellikle bilmesi gereken arkadaşlar bir bilgi bu. Amca, dayı, hala, teyze gibi kelimeler vardır. Bunlar lakap hariç ne olacakmış? Küçük harfle başlayacak. Yani şöyle... Ee, sabah sabah Mehmet dayıma uğradım derken ne oluyor burada Mehmet dayım ee, bir akrabalık adı sayılabilir ve ne oldu ee, küçük harfle yazıldı ama şöyle bir cümle olsaydı şöyle bir cümle olsaydı mahalleye dayı Kemal gelmiş dediğimde sanki burada bir mafya ismi gibi bir lakap olduğu belli ne yapıyoruz bunu büyük harfle başlatıyoruz yani akrabalık bildiren kelimeler o zaman neymiş ee, bir lakap olursa büyük harfle yazılabilir ama bunun dışında e, ne olması gerekiyor e, küçük harfle başlayacak nedir bunlar abi abla gibi amca e, hala dayı teyze gibi kelimelerdir Peki diğer önemli maddemiz dikkat edelim burada bulvar, sokak, cadde, mahalle ve meydan adları büyük harfle yazılıyor. Ne demek istiyoruz burada? Şöyle bir örnek verebiliriz. Aksu e, mahalle si ne taşındık derken burada dikkat ederseniz bir isim var. Aksu mahallesi desem de büyüktü. Sokalı desem caddesi desem, meydanı desem, bulvarı desem burada geçen yani yukarıda geçen kelimelerin hepsi bir isimle kullanıldığı zaman ne olacak? Büyük harfle yazılacak. Ama ama şöyle olsaydı. E, onu onu caddeye çağırdık dediğimde buradaki cadde dikkat ederseniz bir isimle kullanılmamış. Hangi cadde belli değil, özel isim değil. Dolayısıyla ne yapıyorum? Küçük harfle yazıyorum. Burada zaten belli. Şu örneğe dikkat edelim. Bir de dikkat il, ilçe köy ve belde sözcükleri küçük başta. Nedir? Bu sefer şöyle bir örnek vereyim. Aksu ilçesi ne derken? Bakın ne oluyor ilçeyi küçük harfle yazdım. Yani burada özel bir mantık yok. Nedir arkadaşlar İl, ilçe köy ve belde sözcükleri Küçük harfle başlayacak. Antalya ili derken ne bileyim işte Aksu köyü olursa, Aksu beldesi olursa yani not kısmına geçen kelimeler bir özel isimle birlikte kullanılsa bile ne olacak küçük harfle başlayacak. Peki hemen bu sayfamızı geçiyorum. Ee, yapı yapıt adları. Yalnız burada dikkat çekmek için ben mimari eserler demişim. Yani yapı yapıt adları derken mimari eserden kasıt nedir? Bunlar işte taşla, ahşapla ya da ne bileyim işte plastikle, betona yapılan herhangi bir mimari eserdir. Bu bir koca saray olabilir, bu bir cami olabilir, bu bir kale olabilir veya bu küçük bir çeşme bile olabilir. Yani şöyle, biz desek ki dolma, bahçe, sarayına derken ne oluyor? Her bir kelimesi büyük başlıyor. Ya da şöyle olsaydı mesela ee, ne olsun? Çakırlar çeşmesi ne derken bakın ne oluyor? Küçük bir çeşme bile olsa ne dedim? Her bir kelimesi büyük başlayacaktı. Peki o zaman geçiyorum. Burada sorun yaşanmaz. Ama mimari eserlerin büyük başladığını ee, öğrenmiş oldunuz. Peki kitap, dergi, gazete derken burada kitap olsun. Yani şöyle çalı kuşu kitabını derken kitabını kelimesi küçük. Burada büyük olan neresidir arkadaşlar? Kitabın adıdır. Mesela Türk dili dergisini derken dergi küçüktür. Dikkat. Derginin adı olan yani Türk ve dili kelimesi büyük yazılıyor. Peki yine e, milliyet gazetesini derken bakın gazete küçük ama gazetenin adı olan milliyet nasıl başladı? Büyük harfle başladı. Yine unutmayalım bu gazete kelimesi e, resmi gazete örneğinde yani burada olduğu gibi nedir? Büyük harfle başlar. Yani şöyle bilmenizde yarar var. Gazete kelimesi resmi gazete hariç küçük harfle yazılır birkaç tane Aslında büyük yazılan yer var e, ama bunlar bir takım siyasi gazeteler falan bunlar sınavda çıkmayacağı için biz burada resmi gazeteyi ne yapıyoruz Teke indiriyoruz bunu bilmeniz yeterli olur e, başlıklar derken bir defa başlıklar yani bir şıkkın içerisinde e, şöyle bir gözünüze canlandırmaya çalışın öyle başlıklı bir soruyla karşılaşmıyoruz burada bize lazım olan başka bir şey var onu Değerlendirmek istiyorum. Şöyle. Çevre ve insan diye bir başlık yazıyorum. Bir de büyük harflerle yazıyorum. Dikkat edin şimdi. Çevre ve insan derken. Şimdi bakın. Bizi ilgilendiren burada başlık falan değil. Bizi ilgilendiren ortada geçen bağlacın yazımıdır. Şimdi bir kural var. Bağla e, Başlıkların ilk harfleri hariç bakın gördüğünüz gibi... Küçük harfli ise bağlaç da küçük harfli yazılı tamamen. Ama başlığı oluşturan kelimelerin tamamı büyük harfli yazılmışsa buradaki bağlaç onlara uydu. Yani bize lazım olan bilgi bu. Size cümle içerisinde şöyle bir şey kullansalar. Ee, Namık Kemal'in Vatan yahut Silisre adlı eserini okudum dediğimde. Eserin adı Vatan ve Silisre ee, kelimeleri orada eserdeki büyük yazıdır ama aradaki... Yahut bağlacı ne olması lazım? Küçük harfle başlaması gerekiyor. Yani bize lazım olan bağlacın yazımıdır burada arkadaşlar. Mektuplarda seslenmeler. Yani ne olabilir bu? Kıymetli dostum desem, hitabı oluşturan her bir kelime ne olacak? Büyük harfle başlayacak. Dil din mesela derken Dil mesela ne olabilir? Türkçe diyelim. Türkçe. Din derken ne olabilir? İşte İslamiyet diyebiliriz. E, mezhep derken arkadaşlar, mezhep derken işte ne olsun Hanefilik diyoruz. Yani e, İslam mezheplerinden bir tanesi. Bu başka dinlerin mezhepleri de olabilir. Yani Katolik, Protestan, Ortodoks gibi başka dinlerin yine neyi olabilir? Mezhepleri olabilir. Peki e, başka bir maddeye geçiyorum. Milli ve dini bayramlar. Bakın dikkat Bayram özelliği kazanmış özel günler. yani milli bayram derken dikkat 19 Mayıs gençlik ve spor, bayramı bayramına katıldık derken bakın dikkat. Ne oluyor? E, milli bir bayramımız var Her bir kelimesi büyük başladı gördüğünüz gibi, kesme kesmeyle ayrıldığı. Artı bağlacın yazımına dikkat. İlk sesleri hariç küçük yazılan e, özel isimlerin arasında bağlaç ne oluyor? Küçük harfle başlıyor. Küçük harfle yazılıyor. Bu bizim için önemliydi. Başlıklarda bahsetmiştik. E, dini bayram olsun. Kurban bayramı na derken her bir kelimesi ne oluyor? Büyük harfle yazılıyor. Peki Bayram özelliği kazanmış özel günler derken ne olabilir? Mesela anneler gününü kutladım, babalar günü, öğretmenler günü, sevgililer günü gibi örnekler nedir? Özel günlerdir. E, yılda bir gün olan özel günlerdir ve her bir kelimesi büyük harfle ne yapacak? Başlayacak. Peki devam ediyoruz. Yine önemli maddelerimiz var kıta bölge dağ ova deniz göl akarsu gibi coğrafi yer bilimleri ama ben şöyle bir ifade kullanmışım. Tamlama biçimindeki coğrafi adlar demişim. Bakın dikkat ne? Tamlama biçimindeki coğrafi adlar. Bir de mukayeseli vermek istiyorum. Özel ada bağlı tür adları demişim. Bakın neymiş? Özel ada bağlı tür adları. Burada aklınızda şu örnek kalsın. Sürekli kullanmanızı tavsiye ederim. Van Gölü ne derken? Bakın her bir kelime büyük oldu. Gelenekte ne oldu? Ayrıldı. Ama ama van kedisini dediğimizde gördüğünüz gibi van zaten yaradı büyük ama kedi nasıl yazıldı? Küçük harfle yazıldı. Peki bunun farkı nedir? Van gölü ifadesi dünyada tek değil mi arkadaşlar? O zaman her iki kelimesi büyük yazıldı. Van kedisine derken dünyada nedir? Tek değil, birden çok olur veya olma ihtimali var değil mi? Hatta var. O zaman burası ne olacak? İkinci kelimesi küçük olacak. Bu mantığı kullanacaksınız. Mesela Konya Konya Ovası'nı dediğimde ova büyük oldu gördüğünüz gibi. Mesela Kızılırmak Kızılırmak ne rende boğuldu desem bakın ne oluyor? Büyük harfle yazılı gördüğünüz gibi değil mi? Peki şöyle olsaydı. Finike portakallı, pardon şöyle yapacağız. Finike portakalı derken bu P'yi nasıl yazdım ben? Küçük yazdım arkadaşlar. Mesela Kangal Kangal köpeği dediğimde köpeği nasıl yazılacak? Küçük harfle yazılacak. Unutma. Ee, yine e, geçmiş yıllarda sınavda vardı. Kütahya Kütahya Çinisini derken Çinisini Bakın Çin'i nasıl yazıyorum? Küçük harfle yazıyorum. Çünkü bir şeyden bahsetmiyorum Kütahya Çinisi derken. Kangal köpeği derken bir köpekten bahsetmiyorum. Filike portakalı derken bir portakaldan bahsetmiyorum. Bu mantığı kullanarak ikinci kelimeleri ne yapıyoruz burada? Küçük harfle yazıyoruz. Peki diğer maddemiz savaş ve antlaşma adları derken. Birinci dünya savaşına derken bakın her bir kelimesi büyük olacak. Ama Lozan yine Lozan antlaşmasını derken bakın yine ne oluyor? E, antlaşma adları büyük harfle başlıyor çünkü özel isimdir. Peki ne var başka? Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adları. Bakın dikkat. Özellikle bu kelimeler kendi alanıyla alakalı terimsel bir nitelik taşırsa büyük harfle başlar. Yani şöyle demek istiyorum. E, bu diyelim bu. E, kanunun yedinci maddesine uymaz dediğimde. Uymaz dediğimde. Bakın ne oluyor? Kanun demişim. Yedinci madde demişim. O zaman kanun nasıl başlayacak? Büyük harfle başlayacak. Ama şöyle olsaydı aşkın kanununu yazsam yeniden var ya arkadaşlar. Burada kanun kelimesi nasıl yazdım? Küçük harfle yazdım. Niye? Çünkü dediğim gibi söz konusu kelime kendi alanıyla alakalı terimsel bir özellik taşımıyor. O zaman küçük harfle yazardık. Yine aynı şekilde işte bu tüzüğün 7. maddesi, yönetmeliğin 7. maddesi gibi ifadeler kullanıldığı zaman Bunlar da büyük harfle başlar. Bunun dışında kurultay, bilgi şöleni, kurultay, bilgi şöleni ve çalıştay sözcükleri neymiş? Büyük harfle yazılabilirmiş. Yani ne demek bu şimdi? Türk dili kurultayı dediğimizde kurultayı na katıldık derken bakın ne oluyor? Her bir kelimesi büyük harfle. Ya da Mesela şöyle olsun. Türkçe çalış tayına katıldık derken her bir kelimesi ne oluyor? Büyük harfle başlıyor arkadaşlar. Ee, burada geçen diğer madde tabela ve levhalardaki kelimeler. Ee, bu tabela ve levhalarda bulunan kelimelerin hepsi büyük harfle yazılabilir ama şöyle bir gerçek var. ister büyük ister küçük harfle yazılsın. Bunların mutlaka ama mutlaka ilk harfleri kelimelerin Büyük harfle başlayacak. Bu daha çok 8. sınıf yani LGS tarzında şekil üzerinden gelen sorulara da geçiyor. Buraya herhangi bir örnek vermeme gerek duymuyorum arkadaşlar. Peki geldik son bölüme. Yine büyük harflerin içerisinde geçen bir maddemiz var. Yani coğrafi terimler ki bunlar içerisinde özellikle e, ay, dünya ve güneş sözcükleri ikide bir karşımıza çıkacak. Burada size şöyle bir taktik söyleyebilirim. Zaten coğrafi terimler demişiz. Söz konusu kelimeler terimse büyük değilse ne olacak? Değilse küçük başlar diye kodlayabiliriz. Peki o zaman hemen ilk cümlemize bakıyoruz. Bir gezegen olan dünya Güneş'in çevresinde döner. Ay da dünyanın demişiz. Bu bu cümleyi kim söyler? Bir coğrafyacı söyler. Yani burada geçen gezegen dediği için Dünya bir bilimsel anlamda kelime, Güneş bilimsel anlamı terim olan bir kelime, Ay yine böyle, Dünya yine böyle özel isim özelliği taşıdığı için büyük harfle başlar ve buna gelen ekvası kesmeyle burada olduğu gibi ya da burada olduğu gibi ayrılır. Peki ikinci örneğe geldiğimizde, sen benim içime bir güneş gibi doğdun dediğimde buradaki güneş küçük harfle başladı çünkü terim değildir, bilimsel anlamda değil, alanda değildir. Diğer madde haberi alınca dünyalar benim oldu Bakın dünya kelimesi yine terim değil bilimsel anlamda değil küçük harfle başladı. Peki şuradaki uyarılarımız beklesin. Hemen sağ tarafa geliyorum. Bakın dikkat. Yön adları da önemli. Çünkü testlerde çokça karşımıza çıkacaktır. Burada birkaç tane kullanım var. Dikkat edelim. Belite kullanıldığı isimden önce kullanılmışsa büyük. Sonra kullanılmışsa sonra kullanılmışsa arkadaşlar küçük harfle başlayacak. Yani şöyle. Biz Batı Almanya dersek dikkat edin yön bildiren kelime bir isme bağlı ve ismin özel ismin önünde olduğu zaman ne oluyor? Büyük harfle. Ama şöyle olursa şöyle olursa Almanya'nın batısı dediğimde özel isme bağlı ama isimden sonra kullanıldığı için ne olacak? küçük harf olacak. O zaman unutma e, yön bildiren kelimeler bir özel isimle tanımlama kurduğunda isimden önce olanlar burada olduğu gibi e, büyük isimden sonra olduğu zaman ikinci kısımda olduğu gibi ne olacakmış? Küçük harfle yazılacak. Bir de şöyle bir olay var. Ülke adları yerine kullanılırsa büyük harfle başlar. Bundan kastımız ne? E, şöyle bir örnek verebiliriz. Bu konuda bu konuda batı Batı, tarafsız değil dediğimizde. Eğer Batı kelimesi e, bu Avrupa yerine, Hristiyan dünyası yerine kullanılsa bir özel isim özelliği taşıyor ve nasıl yazılacak? Büyük harfe yazılacak. Aklımızda olsun arkadaşlar. Peki yine şöyle olsaydı, çoban, çoban, e, koyunları, koyunları Batıya sürdü dediğimizde bakın burada batıya kelimesini küçük yazdım. Neden? Çünkü yukarıdaki gibi bir ülke adı yerine kullanmamış. Ee, yine en yukarıdaki gibi bir özel isme bağlı değil ve onun önde kullanmamış. O zaman ne yapıyorum bunu? Küçük harfle yazıyorum arkadaşlar. Bu bizim için önemliydi. Peki hemen şöyle bir sorum olacak size. Güney, Doğu, Anadolu dediğimizde Burada herhangi bir yazım yanlışı var mı diye sorsak size? Ee, bazı arkadaşlarımız büyük harfe odaklanıp Anadolu isminden önce olduğu için Güney ve Doğu büyük yazılmış deyip doğru diyebilir doğru diyebilirler. Ama burada dikkat ederseniz Güney Doğu kısmı bir e, bitiş bitişik yazılması gereken kelimedir. Yani şöyle olması gerekiyor. Güney Doğu şeklinde yazılacak. Tamam ilk harf büyük ama Güneydoğu'da Doğu Büyük yazılması lazım. Yani şöyle bir not düşelim buraya. E, Türkçe'de ara yönler nasıl yazılır arkadaşlar? Bitişik yazılır. Aklınızda olsun. Ara yönler bitişik olmalı. Bundan sonra Güneydoğu Güneybatı gibi Kuzeydoğu Kuzeybatı gibi ara yönlerle karşılaşırsanız ne olacakmış? bunlar bitişik yazılmak zorundaymış. Peki büyük harfleri ekleyeceğim birkaç tane burada ek bilgi var. Mesela neymiş bunlar? Para birimlere küçük başlamış. Yani ne demek para birimi? Mesela işte e, bin lira derken bakın neymiş? 1000 lira derken lira büyük olacak. Pardon küçük olacak. Yine diğer bir uyarımız. Kutup yıldızı gibi özel gök cisimleri büyük. Ama kuyruklu yıldız, gök taşı gibi özel olmayanlar neymiş küçük başlamış. Özellikle bu kutup yıldızı, kuyruk yıldız, kuyruklu yıldız gibi örneklerle testlerde karşılaşabiliyoruz aklımızda olsun. Ve son burada bir uyarımız var. Medeniyet ve mistisizm sözcükleri küçük başlar demişiz. Özellikle Batı medeniyeti veya Batı mistisizmi derken bu Batı biraz önce başka bir yerde geçmiş hatırlarsanız medeniyet anlamında kullanılıyor. Acaba e, medeniyet ve medeniyet kelimesinin kendisi de mi büyük yazılacak sorusu akla gelebilir. Hayır. Medeniyet kelimesinin kendisi küçük olacakmış veya mistisizm kelimesinin kendisi ne olacakmış? Küçük olacakmış. Evet. Arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Ee, büyük harflerin kullanımında baya baya maddemiz vardı. Umarım güzel bir hatırlatma olmuştur. Güzel bir tekrar olmuştur. Başka videolarında görüşmek üzere. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.